Efendim şimdi konuğum eğitimci yazar Murat Tunalı. Kendisinin yedi kitabı varmış. Bize iki tanesiyle geldi ve üzerinde de bir takım e, ne bunlar? Amblemler mi insanlar aslında koyduğumuz etiketler mi? Bunlar bizim çocukluğumuzdan itibaren hayatımızı etkileyen, başkalarından maruz kaldığımız etiketler Hanım. Bu e, benim de çocukluğumda, sizin de çocukluğunuzda her insanın izlediği, gördüğü, çevresinden edindiği, olumsuz etkilendiği etiketlerdir. Örnek veriyorum çocuk zayıftır, cılızdır, sıska denir. Ya da yeteri kadar çalışmamıştır, öğretmen onu sen çok tembelsin, tembel der. Bu şekilde hipnotik telkin etkisi yapar ve inanç haline geliştirir, inanç haline gelir bu durum. İlerleyen yıllarda yavaş 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 bu inancın kendini gerçekleştirme kehaneti ortaya çıkar. Bugün yaşadığımız sorunların birçoğu belki de çocukluğumuzda yaşadığımız problemlerin etkisiyle gerçekleşen, gün yüzüne çıkan problemler olabilir. Ben de programınıza gelirken size özel, özgü, değişik, sıra dışı bir şey olsun diye böyle bir şey ofiste Kesinlikle aklıma geldi. Kesinlikle sıra dışı olduğunu söyleyebilirim. En azından değil. izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de baktıkları zaman buradan pay biçerek akıllarında kalır. Hani derler ya bir musibet bir nasihattan evet. evladır diye. Bugün konuşacağımız konular içerisinde bunlar da onların aklında kalacak bir ne kadar etkili olduğu, tabii. ne kadar önemli olduğunu anlayabilecekleri bir enstantane olsun istedim. Tabii bunlar benim hayatımda şu anda var olmayan etiketlerim. Bunları çıkartıyorum. Yani Müthiş. okudukça, geliştirdikçe, entelektüel seviyemize katkı sağladıkça, öğrendikçe bunlardan kurtuluyoruz. Çıkarabiliyor muyuz yani Tabii bunları? ki çıkartıyoruz. Mesela bir Bunlarla... bakalım çok güzel neler var üzerinizde? Beceriksiz var. Evet. Mesela sıska. başarısız olmuşum. Beceriksiz başarısız. E, yaftası yapıştırılmış benim üzerime. Arkadaşlarım fiziki yapımdan dolayı kısa boylu, sıska ya da şişman, şişko, gözlüklü gibi etiketlerle bunlar bizim karakterlerimizi etkiliyor aslında. Evlenirken, ne hissediyor çocuk? Be? Yani kaç yaşında bu etkilenme süreci? Bu şimdi ergenlik dönemine gireceği zaman da olabiliyor. Onun öncesindeki dönemde, okul hayatına başladığı dönemde, Annesiyle babasıyla iletişime geçtiği dönemde bile olabiliyor maalesef ki. Daha sonra da hayatında bunun e, linçlerine, etkisini yaşayabiliyor. Örnek veriyorum ben kendimden pay biçeyim. Hani kimseyi e, linç etmemek adına kendimi çok daha rahat kurban edebilirim bu konuda. Ben 8 yaşındayken annemle babam boşanmış ve ben boşanmış bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. E, travmatik bir çocukluk geçirdiğim için de okul hayatımda çok içe kapanık bir yapıya sahiptim. Neden travmatik dediniz? Yani her Çünkü... boşan anne babanın çocuğunda bir... Travma oluyor mu ister istemez? Mutlaka oluyor. Yani ne kadar anne babalar eğitimli de olsa bu konuda dikkat de şu son zamanlarda özellikle bu konulardaki hassasiyetler artsa da ister istemez oluyor. Tabi bunun şiddeti kademeli kademeli. Tabii. Şimdi bizim yetiştiğimiz dönemde benim annem ve babam benim kadar şanslı eğitim almış insanlar değillerdi. Dolayısıyla da o süreci atlatabilmeleri büyük orandaki boşanmalarda gerçekleşen, Şiddetli kavgalar, gürültüler, bunlarla cereyan etti yani ve ben tabi tabi 10 yıl boyunca annemi görmeden büyüdüm. Babanın <laughs> büyüttü. Bu şekilde çok tabii. konuşan bir yapıya sonradan vakıf Aynen. oldum. Okul hayatında travmatik bir yapıdaydım ve çok konuşamazdım, içe kapanıktım. Öğretmenim de ilkokuldan ortaokula geçerken bu çocuk çok içine kapanık. Kendini ifade edemiyor. Okula gidemez, okuyamaz diyerek bu çocuğu bir zanaata verin demiş. Bakar mısınız? Yani böyle Bunu bir önyargı. Çocuk bir 7 tane kitap yazmış. Eğitimler şimdi veriyor. Tabii ki. insan kabak çiçeği gibi sonradan açılabiliyor. Ben buradan anne babalara da özellikle tavsiye bulunmak bulmak istedim. Neydi sizi peki, istedim. tetikleyen şey? O içinize kapanıklıktan çıkartan adım neydi? Öğretmenlerimin bana karşı yaklaşımı. Şimdi her çocuk bir aslında toprağa atılmış bir tohumdur Ebru Hanım. Onu insanlar ister istemez... ...farklı şekillerde etkilerler. Bazen yanlış gübre kullanırsınız. Bazen çok sularsınız. Mesela bugün günümüzde anne babaların yaptığı en büyük hata... ...aşırı sevgi, aşırı... ...hani bir çiçeğe olabildiğince fazla su vermek... ...çok fazla güneşe çıkartmak gibi düşünün. E, aşırı ilgi. Bunun da tam tersiydi. Benim hayatımda gördüm görebileceğim... ...etkileyen 2-3 tane öğretmenim oldu. Bir tanesi ortaokuldaki öğretmenim. Benim çok değerli olduğumu... ...ne zaman ağlasam, ne zaman bir şey olsa... ...beni biraz daha motive edecek, benim hizama eğilip, kafamı okşayıp... ...sen çok güzel, çok akıllı bir çocuksun ve iyi yerlere geleceksin diye beni motive ederken... Ne kadar güzel. ...kitap okumayla ilgili sevk ederken bu anlamda hevesimi, beni iyileştirmeye yönelik... ...bu bende bir cereyan etti. Şöyle ki en çok sevdiğim şey okuduğum kitapları, yazdığım şiirleri okulda tahtaya çıkıp okumaktı. Öğretmenim çok de isim. bunu böyle bir zevkli, eğlenceli hale getirdi, alkışlatırdı bizi... O bende bir kırılma etkisi yaptı. İnsanları etkileyebileceğimi, insanlara değer katabileceğimi hissettim. Akabinde okul hayatım bir şekilde e, özel hale gelince, üzerine eğilince başarılı olmak kaçınılmaz Müthiş. oldu. O zaman bu etiketlerin hepsini Kesinlikle teker, teker çıkardınız. Ben <laughs> siz, size yardımcı olayım. Siz bu taraftakini çıkardınız. Saf değilim dediniz. Kesinlikle. <laughs> Beceriksiz hiç değilim. Beceriksiz hiç değilsiniz. Yani insan yaşı kaç olursa olsun bu etiketleri şişko hiç oldunuz mu? Hiç olamadım. Şişko hiç değilsiniz. Başkaları adına söyleyebilirim. Tembel. Tembel oldum evet. Tembel Çokça oldunuz. tembel oldum ama evet. artık çalışıyoruz ve sıska oldum elbette. Sıska da oldunuz. Yani dalga geçen arkadaşlarım <laughs> Ben de bana yok da çok değildim. sıska derlerdi. Safinaz derlerdi bana. 19 kiloydum ilkokul 1'e başladım. Şimdi oğluma bakıyorum. <laughs> Gerçekten yani çok zayıftım. Aşırı zayıf bir kızdım yani. Ee, ama e, evet bütün bu kelimeler bende ne yarattı bilmiyorum ama hayatım boyunca da e, nasıl etkilendiğimi şimdi dönüp sormak lazım Savaş veriyorsunuz bir bağlamda onlardan etkilenme <laughs> yönteminiz de sizi aşağı çeken değil yukarı kaldıran etkili oluyor Tabii. Bu da aslında bugün değineceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Peki olacaktır. biraz başlayalım başarıya götüren anne baba daha anlamlı bir hayat istiyorsan yüreğinle yaşa evet. İki tane kitabınızla geldiniz buraya gerçekten çok güzel başarıya götürür mü anne baba çocuğunu? Kesinlikle götürür ee, şöyle ki bir kere günümüzde özellikle yaşanan sorun sendrom, çocukları evrenin merkezine koyup sanki e, tabir uygunsa tapınma seviyesine kadar getirebilmek. Şöyle ki çocuklar istedikleri her şeyi alıyorlar. Bizim çocukluğumuzda yoktu diyen anne her şeyi vermeye başlıyor. Bizim çocukluğumuzda yoktu diyen baba her şeyi vermeye başlıyor. Bir süre sonra çocuk artık evrenin kendi etrafında döndüğünü zannetmeye başlıyor. Çok basit bir örnek vereceğim. 3 yaşındaki bir çocuk ya da 2 yaşındaki bir çocuk cep telefonunu eline aldığında bir sosyal medya verisini izlerken çok rahat bir şekilde reklam kısmını geçip istediği çizgi filmi ya da videoyu oynatabilme becerisine sahip oluyor. Evet. Üstelik biz bunu çocuğun ne kadar zeki olduğuyla yorumluyoruz. Halbuki onun oluşma sebebi çocuğun yemek yemek için onu oyalama taktiği olarak annenin vermiş olduğu bir veri aslında çocuk bunu ala 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 bir süre sonra hayatında 3 4 5 10 15 20 yaşına geldiğinde istediği her şeyi o şekilde reddedebileceğini, çok kolay reddedebileceğini ve istediği her şeyin anında eline hazır hale gelebileceğini zannederek büyüyor. Bir süre sonra gerçek hayatı da bu ergenlik dönemine girdiğinde e, hayatı sosyal medyayı kullanır gibi arkadaşlıklarını çok kolay bir tuşla nasıl iptal edebiliyorsa takip bırak diyebiliyorsa Kişisel diyaloglarını Hayır. da aynı şekilde basitlikte yapabiliyor. Hayatın merkezine kendisini koyuyor. Halbuki burada çocuğun empati duygusunu geliştirmek lazım. Mahrumiyet güdüsünü geliştirmek lazım. Bugün mesela keşke eğitim sistemimizde sınıfta bırakma denilen eskiden olan şey tekrar evet. gündeme gelse. Çünkü çocuklar başarısızlığı tatmadan büyüyorlar. Evet. Gerçekte realitede başarısız canım, oluyorlar. Korkuydu. Ben hiç unutmuyorum. Orta notasyon diye bir ders vardı bizde konservatuvarda. Bale yazılımı demektir. Baleyi yazmak. Ondan ikmale kalmıştım. Notasyonun ikmale kaldım. Notasyonun ikmale kaldım ya zona oldum. Olacak şey diye düşünseniz de bütün buramda ne olduğumu anlamamıştık yani. Ee, gerçekten o... Başarısızlık güdüsü Tabii. insanı motive eden bir unsur ve bugün günümüzde gençler bunu tatmadan büyüyorlar. Tatmadan bunu yaşıyorlar. Ben buna mahrumiyet fakiri diyorum. Hani bazı insanlar zenginlik kavramını farklı yorumlarlar ya, ben varlık zengini ya da mahrumiyet fakiri olarak yorumluyorum. Bir çocuk yeterince mahrumiyet yaşarsa hayata karşı bağışıklık eşiği de o derece yüksek olur. Çok Ebrahim. güzel bir şey söylüyorsunuz. Peki ama günümüzde her şeyin birazcık daha fazla ulaşılabilir olduğu bir noktada. Evet. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Yani mutlu aile, mutlu çocuk, başarılı çocuk nasıl olur çok klişe bir soru mu oldu artık bütün Yok, bunları ayet. sorarken? Aslında cuk oturan, hedefe tam değer bir soru oluyor. Şöyle ki bazı aileler var çok mutlular ama çocuk başarısız. Bazı aileler var çocuk çok mutlu, aile başarısız. Yani mesela aile başarısız yeterince eğitimi değil ama bakıyorsun ki çocuk birinci olmuş teşekkür takdir getirmiş bilgi yarışmalarında derecelere girmiş burslar kazanmış aileler olabiliyor. Demek ki başarı ve mutluluk kriteri farklı farklı kulvarlarda farklı yerlerde giden bir şey. Ama şunu söylemek gerekir. Anne babanın çocukla ilgili yapması gereken küçük küçük detaylar var. Ben buradan dinleyen anne babalara hani Bizim gibi eğitimcilerden bir parça da şapkadan tavşan çıkartılması beklenir. Çünkü koca koca kitapları, ben aşağı yukarı 1500'den fazla kitabı okumuş birisi olarak şu anda size seminer verir gibi program yapmaya çalışıyorum. Hani küçük küçük bilgileri böyle dakikalara sığdırmaya çalışıyorum ki onlar da bir nebze faydalansınlar. Açık söylemek gerekirse anne babaların yapabileceği minik birkaç tane şey var. Bir tanesi şu, küçük çocuklar zaten 2-3 yaşından itibaren e, elektronik aletlerle tanıştıkları için dikkat ve konsantrasyonları artık bizim yetişkinlerin olduğu dönemdeki çocukluklarındaki kadar yüksek değil yani mesela nasıl bizim destekleyebiliriz peki madem öyle bu çocukları destekleyebilir işte onu miyiz onu anlatıyorum 20-25 dakikada mesela çocuk çok rahat sıkılabiliyor evet. mesela çocuğa dersinin başına geç dediği zaman anne baba çocuk zannediyor ki onun dünyasında saatlerce ben 2 saat boyunca ders çalışacağım olarak bu telkini alıyor Oysa ki anne baba şunu söyleyebilir çocuğa sen bilgisayarla oyun oynayacaksın ama öncelikle dersini 20 dakika ders yap sonra küçük 5 dakikalık mola ver sonra yine 20 dakika ders çalış sonra 10 dakikalık mola ver. Şimdi 20 dakika ders, 5 dakika mola, 20 dakika ders, 10 dakika mola. Bakın küçük mola, büyük mola. Evet. Şimdi bu 5 dakika ve 10 dakikada çocuk istediği o ne bileyim sosyal medya mecralarına girip merakını giderebilir. Peki bu bir şekilde çocuğu işte bunu yaparsan sana şunu veririz, bunu yapmazsan bu rüşvet vermeyiz. Bu rüşvetvari bir yaklaşım. Evet. Yani, bu rüşvetvari bir yaklaşım. İyi bir çocuğu şey mi bu? Kesinlikle iyi değil. Şöyle ki çocuğa şunu söylemeye çalışıyor anne aslında. Bir şeylere hak edebilmek için onun bedelini ödemen gerekir. Şimdi çocuk ee, bence sınıfta kalması gerekiyorsa kalsın. Hatta bence ders de çalışmasın. Ama şunu bilsin. Çocuk ders çalışması gerektiğini bilsin. Evet, çocuk sorumluluğunu Çünkü çocuk, bilmek tabii, zorunda. Çocuk sorumluluğu bilsin, yapmasın bedelini ödesin. Ama siz çocuğa sorumluluğu bilmeden ezberden ders çalış, ödevini yap derseniz o sizi kandırmak ya da diziyi izlemek ya da oyun oynayabilmek için onu yapmış olacaktır. Evet. Bu ayrımı iyi kavrasın anne babalar. Çok Oğlum ders çalışmak istemiyorsan çalışma ama bunun bedelini ödeyeceksin. Evet. Öğretmenin karşısında rezil olmak ister misin? Evet. Yani o duygusal çağrışımları çocuğa yaptırmak çok gerekiyor. Güzel. Çocukların buradan anne babalara bir tavsiyem. Bir düğmesi vardır. Duygusal yanı çok çok ağırdır özellikle çocukların 14-15 yaşına kadar. O duygusal düğmeye bastıkları anda çalışır. Mesela o duygusal düğmede bir çocuk acıdan kaçandır. Bir çocuk da hıza ulaşandır. Acıdan kaçan çocuğa siz onun düğmesini biliyorsanız eğer şunu söylemeniz yeterli der çalışmıyorsa Yavrum yarın derse gittiğinde öğretmenin düşünsene seni sahneye çıkardı, tahtaya çıkardı ve herkesin önünde rezil ediyor. Yerin dibine giriyorsun. Eğer çocuğun düğmesi acıdan kaçansa o anda o sahneyi canlandırıp derse oturur. Tabii. Ya da hazza ulaşansa çocuğa şunu söyleyebilirsiniz. Yarın bu dersi yaptığın için öğretmenin seni sınıfta alkışlattığını düşünsene. Herkesin içinde onarı oluyorsun. Teşekkür aldığını düşünsene diye böyle onurlandırabilirsiniz. Çok güzel. O iki düğmeden bir tanesini anne baba karar versin çocuğu ne kadar tanıyorsa. Ay sana. müthiş. Peki tembel diye tabir edilen bir çocuk sınıfın yıldızı nasıl olur? Okul hayatı ve okul hayatında çocukların başarılı veli olmak da aslında önemli diyorsunuz. Kesinlikle. Bunu nasıl ıı, özetleyebiliriz? Şöyle bir kere çocuklar bir fidandır. Bazı fidanlar hemen büyümezler. Mesela kendimden örnek verdim. İlkokuldayken çok iyi iletişim kuramaz ve derse katılamaz. Tembel görünümü bir öğrenciydim. Ama birkaç yıl sonra iyi bir öğretmenle karşılaşınca takdir teşekkür alıp okulda derecelere girip ondan sonra da üniversiteyi kazanıp yüksek lisans kısa kadar vardı akademik kariyerim. Şimdi burada çocuğun o zamanına hangi ağaç hemen su dökünce hemen büyüyor, hangisi bazıları da biraz daha geç büyüyor. Şimdi burada çocuğu fidan gibi düşünmek lazım, onun kanalını, onun mekanizmasını bulmak lazım. Bazı çocukların sosyal zekası yüksektir, iyi konuşabilir. Bazıları da bireysel zekası yüksektir ya da matematiksel zekası yüksektir. Kötü konuşur ama çok iyi ödev yapar. Şimdi siz çocuğunuzu iyi tanırsanız özellikle başarı götüren anne baba kitabında çocuğun haritasını çıkartmak çok diye güzel. bir bölüm var. Orada çocuğun haritasını çıkarttığınızda ona uygun yaklaşımlar sergiliyorsunuz. Mesela çocuğun matematik dersinde çok başarılıyken Türkçe dersinde az başarılı olmasını onu başarısızlığı olarak yadırgamıyorsunuz. Tabii. Çünkü çocuğu tanıyorsunuz. Şimdi çocuk 40 aldıysa Türkçeden biraz çalışır 50-60 yapabilir. Ama matematikten 100 alabilir. Bazen de anne babalar çocuk piyano tuşuna rastgele dokundu diye onu müzikal zekası çok yüksek olduğunu zannediyorlar. Ve çocuğu yıllarca ızdırap çektirterek piyano kursuna gönderiyorlar. Belki de çocuğun bedensel kinestetik zekası çok <laughs> yüksek. İşte ne bileyim dans, bale gibi gösterilerin olduğu, sanatların olduğu bölüme gitmesi ya da sportif faaliyetlere katılması çok daha başarılı olmasını gerektirecek. E peki biz bunları nasıl çözeceğiz? Çok fazla sorun var size ama o süremiz bitti. <laughs> Anne babalara çok fazla iş düşüyor. Çok fazla şey bıraktınız benim kucağıma. Bunların cevaplarını mutlaka bekliyorum. İyi ki geldiniz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyicek Murat Tunalı. Getirdiniz. Efendim eğitimci ve yazar ve bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Yine bekliyorum sağ efendim. Olun. Çok merhaba. devam ediyorum.